kafe işte. İyi akşamlar, Moda TV'den tekrar buluştuk. Bu haftada özel ve kıymetli bir konuğumuz var. Ünye Türkiye Sakatlar Derneği Ünye Şube Başkanımız Aslan Güdek Başkanımız. İyi akşamlar diliyorum Sayın Başkanım. İyi akşamlar Sayın Adnan Sobi. Evet, öncelikle Sivil Toplumun Sesi programı gerçekten şu anlamda çok kıymetli. Benim de bu memleket için, sonuçta bir devlet hizmet alması için yerelden hizmeti almaya başlaması lazım. Ve yereldeki insanların da kentine, yaşadığı şehre, yaşadığı mahalleye hizmet etmek için fikirlerini beyan etmesi gerekir. Bu anlamda da programımız buna hizmet etmekte. Bizi izleyen izleyicilerimize ben iyi akşamlar diliyorum. Aynı zamanda turizm sloganımızı da tekrar etmek istiyorum. Ünye gerçekten Karadeniz'in kalbi, Karadeniz'in bir cennet olduğunu söylüyoruz. Ama bu cennetin de bir köşkü olmalıydı. İşte o köşkte Ünye'miz ve biz o köşkte yaşıyoruz. O köşkte yaşadığımız için de bu kente sevdalıyız. Bu kenti köşk haline getirmek için de el birliğiyle çalışıyoruz. Ve bir şehir yaşanılabilirlik sınıfında birinci sınıfa gelmesi için o kentin yaşanılabilir, mutlu bir kent olması lazım. Dolayısıyla sokaklarının mutlu olması lazım. Sokaklarımızın, sahamızın, kentimizin en mutlu göstergesi de kentimizde yaşayan engelli kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın mutlu olmalarıdır. Sahada rahat gezebilmeleridir ve bizler gibi Ünye'yi, kenti, bulunduğu coğrafyayı yaşamasıdır. Bu anlamda ben Aslan Başkanımıza bu konukseverliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Ünye Sakatlar Derneği Ünye Şubesi'ndeyiz. Programımızda sorumuza başlamadan önce ben öncelikle bir teşekkürle başlamak istiyorum. Gerçekten Ünye ve bölgemizin turizm anlamında hizmet altyapısını oluşturan, personel yetiştiren, bilinçli personel yetiştiren Ünye Otelcilik ve Turizm Meslek Lisemiz geçtiğimiz bir iki gün önce İstanbul'da uluslararası bir yemek yarışmasına katıldı. Ve gerçekten ben burada Yaşar Yıldız hocamız ve Rıza Çelik hocamızın önderliğinde öğrencilerimiz 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronzla çok büyük bir başarı gösterdiler. Hem bir turizmci, hem bir dernek başkanı, hem de bir Ünye sevdalısı olarak öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Emek veren çok kıymetli öğretmenlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Ve bir Ünyeli olarak onlarla da gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. Bu anlamda konuğumuz olan Aslan Başkanımıza dönmek istiyorum. Sayın Başkanım, gerçekten sizin aynı zamanda siyasi kişiliğiniz ve kimliğiniz var. Ama bir engelli olarak da bana tam olarak engelli olmak nedir? Bunu bir açıklamasını hem izleyicilerimize de yapabilir misiniz? Evet, ben de böyle güzel, kışın en güzel manzaralarını verdiği böyle bir günde, böyle bir akşamüstü, böyle bir programda, böyle güzel programda, güzel dostlarla, güzel sohbetler edebilme imkanı bana Türkiye Sakatlar Derneği Ünye Şubesi engellileri adına bana vermiş olmanızdan dolayı ben teşekkür ediyorum size. Engelli olmak nedir? Engelli olmak, bunu birçok manada söyleyebilirsiniz ama ben size çok kısa şöyle söyleyeceğim. Hiç bilmediğiniz bir konuyu, hiç yani dahlinizin olmadığı bir kağıda, hiç tanımadığınız, bilmediğiniz bir kalem tarafından, bilmediğiniz biri tarafından yazılan bir senaryonun içinde onun filme uyarlanmasıyla her birimize farklı farklı rollerin verilmesiyle yaşamak zorunda olduğumuz, hiçbir anına karar veremediğimiz bir hayatın, bir kaderin kaderi yaşamaktır engelli olmak. Bunun için de örnek veriyorum, doğarken tabii ki bütün insanlar gibi biz de hiçbir dahlimiz olmadı. Kimin çocuğu olacağımızı bilmiyorduk. Birinin çocuğu olduk. Hangi coğrafyada yaşayacağımızı bilmiyorduk. Herhangi bir coğrafyada yaşıyoruz. Hangi yılda ve işte
malum yaşadığımız bu yıl, bu yıllarda ömrümüzü sürdürüyoruz. Evet. Ve yani adımızı dahi kendimiz koymadık. Ama yani böyle bir kaderi yaşıyoruz işte. O kader engelli olmaktır. Engelli olmak hayatın bütün zorluklarını temelden yaşayarak, yürüyerek gitmektir. Yani biz yaşadığımız toplumda maalesef bazı geri kalmışlıkların ezikliklerini yaşayarak büyüdük. O süreçleri en acı şekliyle içimize sindirerek bugünlere geldik. Yani çok zordur engelli olmak. Aslında başkanım ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Elhamdülillah Müslümanız ve kadere inanıyoruz. Evet. Sonuçta dediğiniz gibi çok güzel anlattınız ve açıkladınız. Bizim için yazılan bir kader var. Evet. Ve onu biz yaşıyoruz. Ama bu kaderi yaşarken de sonuçta Allah-u Teala bize hem doğuştan engelli kıldığı varlıkları var, hem de yaşarken kaza sonucu engelli olan dostlarımız var. Ama ben engeli aslında en çok zihindeki engellerde görüyorum. Yani Adnan Bey. Sonuçta şimdi, şehirlerin yaşanılabilirliğini yönetenler bu anlamda görmelerini istiyorum. Şimdi evet. Şimdi mesela kolaycılığa kaçmaktır. Hani buradaki engelli olduğumuz süreçteki bütün suçu Cenab-ı Allah'a affetmek için kolaycılığına kaçmaktır. Kesinlikle. Yani mutlaka anne karnında veya anne karnından daha önceki evrede mutlaka bir şeylere maruz kalmış, işte genlerin veya herhangi bir şekilde mutasyona uğramış, dönüşmüş veya zedelenmiş bir genin belki de ürünleriyiz bizler. Yani belki de evet. Bunu ben böyle algılıyorum. Yani şimdi o her şeyi Allah'a yüklemek kolaycılığa kaçmaktır. Her şeyi kadere yüklemek de kolaycılıktır. İşte beyindeki ha, evet. Dediğim de o zaten. Şimdi mesela mesela anne sigara içiyorsa işte kan uyuşmazlığı akraba evliliğinden dolayı yani bu doktorların yıllarca söylemesine rağmen söylemesine evet. Uyarmalarına rağmen şimdi insanlar birbirleriyle evleniyor akrabalar. Ve bunlar yani bir şey söyleyeceğim. Mesela birçok engelliliği daha anne karnındayken önleme imkanımız var. Ama ne yapıyoruz? Evet. Aileler bununla ilgili gereken yerlerde doktorlara gitmiyor. Mesela evet Ünye küçük bir yer. Küçük derken yani diğer tıbbın gelişmiş olduğu büyük tabii şehirlere ki. Nazaran tabii küçük ki. Diyorum. Evet. Ünye'de mesela bu tür hastalıkların önüne alınabilecek merkezleri olmayabilir. Ama mesela her anne adayı mutlaka ilk yıllarında veya evlendikten sonra mutlaka bu konuyla alakalı bir test, bir araştırma süreci, bir yani belki uzman bir tarafından eğitim sertifikası da verilebilir annelik evet, üzerine evet, bir evet, eğitim yani alabilir. Evet. Bakın dünyaya şekil veren anneler kesinlikle yani kesinlikle. O annenin yetiştirdiği çocuk zaman sonra dünyayı yönetecek. Yani evet. Bu böyle bir önemli bir konuda maalesef yani rastgele doğmuş insanların evet. Rastgele verilmiş kaderlerini yaşıyoruz diyebilirim. Maalesef. Ben teşekkür ediyorum samimiyetiniz için başkanım. Gerçekten sosyal medya üzerinden aynı zamanda interaktif olarak yayınladığımız programımızda bizi izleyen izleyicilerimize de sevgilerimi sunuyorum. Nevra Arslan Bozkurt hanımefendi iyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Cennetin köşkü Ünye'ye İmparatorluklar Başkenti İstanbul'dan selamlar demiş. Bizler de Ünye'den Nevra Hanım'a, İstanbul'a bizi izleyenlere sevgi ve selamlarımızı gönderiyorum. Aynı şekilde ben de gönderiyorum. Sağ olun başkanım. Alev Yiğit Yılmaz iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. Levent Işık iyi yayınlar başkanlarım. Başarılarınızın devamını dilerim. Teşekkür ederiz Levent Bey. Mahmut Bek başkanımız hayırlı yayınlar dilerim demiş. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu akşam uzun bir yolculuğa çıkacak İstanbul'a. Önemli bir seçim çalışmalarına katılacak. İnşallah ülkemiz için hayırlı olur. Sayın Mahmut Başkanımıza da başarılar ve hayırlı yolculuklar diliyorum. Nurgül Kocagöz, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ederiz Nurgül Hanım'a. Alev Hanım'ın galiba bir sorusu var. Ünye'de engelli bireylerin yazları denize girmeleri için bir çalışma yok. Bunun için bir çalışmaları var mı? Evet, bunu ilerleyen evet. Zamanda teşekkür ederiz Alev Hanım. Evet, Mehmet Kızaklı, selamun aleyküm. Sevgili Adnan Başkan, sevgili Arslan Başkan, hayırlı akşamlar. Güzel yayınlar diliyorum sizlere. Kazakistan'dan kucak dolusu selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum demiş. Evet. Mehmet Bey'e biz gerçekten
kıtalar arası uzaktaki Mehmet Bey'e sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Gönlümüzde, yüreğimizde sizlerle. Evet, Murat Alemdar Başkanımız gerçekten ünyemizin manevi değeri, ülkemizin manevi değeri olan şehit ve gazi ailelerimizin ünye temsilciliğini yapıyor derneğimizin. İyi yayınlar diliyorum Adnan Başkanım, Sakatlar Derneği Başkanımız Aslan Güdek Başkanıma selamlar demiş. Eyvallah. Biz de Murat Başkanımıza sevgi ve selamlarımızı ben gönderiyoruz. Ben de sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum hepsine. Teşekkür ediyoruz. Şimdi başkanım, tabii ki bu tür sivil toplum hareketleri bir kişinin hareketiyle ya da yola çıkmasıyla olmuyor. Biz de dernek başkanlığı yapıyoruz, sivil toplum örgütlerinde mücadele ediyoruz. Aslında ben hep şunu söylüyorum. Sivil toplum örgütleri şehirlerin aslında beyin takımlarıdır. Evet. Hep üretken noktalarıdır ama benim gönlümde yatan yaşanılabilir bir mutlu şehrin, sivil toplum örgütlerinin söylemlerinin negatiften ziyade yönetenleri takdir ve o takdire artı değer katmak için yeni fikirler üretmesi yönünde. Yani bizler sivil toplum örgütleri olarak şurayı niye yapmıyorsunuz? En son mesela bugün çıkan haberimizde Cumhuriyet Meydanımız bizim Karadeniz bölgesinin en büyük meydanlarından ve en güzel meydanlarından birine sahibiz. Denizin kenarında, çamların arasında, şehrin ortasında, coğrafi olarak pozisyonu, tarihi surları bir kenarında olan, bir yakasında da Kadılar Yokuşu gibi kültür yolu bandı olan ve yüz ölçüm olarak da bölgenin en güzel, en büyük meydanlarından biri olan Ünye Cumhuriyet Meydanı ve üzerindeki en büyük eksikliği dile getirdik biz sivil toplum örgütü olarak. İşte ben buna karşıyım. Yani böyle bir hayati eksiği hala görmeyen Ordu Büyükşehir Belediye'miz, Park Bahçeler Daire Başkanlığı, Sayın İlmi Başkanımız, gerçekten bu çok ciddi bir eksiklik. Bunun ben özür dilerim, hem turizmsel anlamda hem de insani boyutunda kısmen de açıklamasını yapmak istiyorum. Meydanlar, köy meydanları vardır. Bakın, köy meydanları bütün köylünün her türlü ortamda buluşma noktalarıdır. Şehir meydanları kentlinin buluşma noktasıdır. Kente dışarıdan gelen insanların merkez noktasıdır. Tur otobüsleri şehirlere turları götürdüğünde meydanda bırakır ve rehberler şunu der. 2 saat sonra şehri gezin, gene burada meydanda bir araya geleceğiz der. Yani meydanlar mihenk taşıdır kentlerin. Ve dolayısıyla hizmet noktasında da kent mobilyalarıyla birlikte insanların kaynaşabileceği yerlerdir. Bu anlamda talebimi yenilemek istiyorum. Ünye Cumhuriyet Meydanı'ndaki kent mobilyaları kaldırıldı. Hem kent mobilyalarının, hem çöp bidonlarının, hem birlikte yaşadığımız engelli kardeşlerimizin, sokak hayvanlarımızın hepsinin buluşabileceği, gerçek kimliğine yakışır, Ünye'nin turizm şehri kimliğine yakışır bir mobilya düzeniyle Ünye Cumhuriyet Meydanı'nın bir an önce dizaynının yapılmasını büyük şehrimizden beklediğimizi de belirtmek istiyorum. Derneğinize geldiğimizde Sayın Başkanım, tabii ki biraz önce de söyledim, dernekleşip bir araya gelmeden bazı sesleri de yükseltemiyorsunuz. Ve bu anlamda da Ünye çok zengin bir ilçemiz. Ne zaman başladınız bu dernekleşmeye? Ne zaman ateşi yaktınız? Şimdi şöyle, ilk önce şunu vurgulamak gerekir. Evet, Ünye'de sivil toplum kuruluşları olarak bizler gerçekten aktifiz. Yani Ünye'nin çoğunluğuna hitap eden bir şey değil aslında. Yani örnek veriyorum, işte yani %50 oranında katılım sağlayabilsek bu konuda gerçekten çok ileriye gideceğiz. Çünkü mesela bugün işte her yönüyle bütün dünya toplumlarının yaşamak istediği ve beğendiği kentler vardır. Örnek veriyorum, mesela İskandinav ülkelerini çok beğenirler insanlar. Çünkü işte adaletin, işte sosyal yaşamın, aynı zamanda evet. Her konuda örnek olmuş yerler buralar. Bakın, bugün bir İsveç'te sivil toplum kuruluşlarının, halkın sivil toplum kuruluşlarına katılımı oranı %90'ın üzerinde. Nüfustan fazla. Evet. Yani evet. Düşünebiliyor musunuz? Mesela Norveç keza öyle, Finlandiya. Yani başarı oradan geliyor. Şimdi mesela biz en son hep beraber kurduğumuz, evet, oluşturduğumuz Ünye Sivil Toplum Platformu. Evet, Ünye Sivil Toplum Platformu. Mesela ben şimdi buraya severek girdim. Teşekkür ederiz. Burada gerçekten aradığımı buldum. Mesela benim aradığım neydi? Benim aradığım şuydu. Yani gerçekten bu kent için hiçbir siyasiden emir almadan, hiçbir menfaat, hiçbir
paye beklemeden çok doğru. Yapılan güzel, mesela olası yanlışları önlemek babında veya onları daha düzgün bir hale getirmek babında ve daha güzel çalışmaları da önermek babında çok güzel şeyler yaptığımızı ben görüyorum. Evet. Yani bunu yaşıyorum. Ünye Sivil Toplum Platformu'nu keşke, bak benim içimde yaradır. Mesela ben kent konseyini böyle bir şey olarak düşündüm. Yıllarca kafamda oluşturduğum kent konseyinde. Asli unsuru odur. Aslında evet. Kent konseyinin olması gereken konum şu anda bizim olduğumuz konum. Yani ben siyasetçilerden emir alan veya onların himayesine muhtaç olan bir kent konseyini varlığını bile hani düşünemiyorum. Çünkü yani birilerinin eline bakmadan o kente dizayn verebilmek ve önerebilmek, yani bağımsız bir görüşle, bağımsız bir düşünceyle, özgür bir düşünceyle karar verebilmek ve bunu bununla alakalı da yine bir toplum tarafından donatılmış bir güçlü bir kent konseyi olmalıydı diye düşünüyorum. Yani kent konseyimiz inşallah ilerleyen zamanda böyle bir duruma getirebiliriz. Ama Ünye Sivil Toplum Platformu olarak benim inancım tam. Çünkü biz yaptığımız çalışmalarda gerçekten toplumun hem engelliler konusunda olsun, diğer konularında, yani engelliler aslında ayırmak bile yanlış. Kesinlikle çünkü ayırmıyoruz. Biz kesinlikle de bu toplumun içinde yaşayan, kesinlikle. Mesela sağlam insanların rahatsız olduğu her şeyden biz de rahatsız oluyoruz. Çok doğru. Ve onların sevindiği birçok şey, biz daha fazla seviniyoruz. Çok doğru. Yani o yüzden sivil toplum bünyesinde olmak ve aynı o hep beraber atan yürekler bence çok değerli. O yüzden burayı bir parantez olarak bir kenara koyalım. Biz Sakatlar Derneği'ni Ünye'de ilk kurucusu benim. Çok güzel. Türkiye Sakatlar Derneği Ünye Şubesi olarak değil de Ünye Bedensel Engelleri Yaşatma ve Koruma Derneği olarak kurdum ben bunu. Kurma amacımı anlatmak isterim. Tabii ki. Yani çok insani bir duyguyla kurdum. Şöyle, mesela o dönemde çok zordu. Yani bir yerlere hani bir şekilde ulaşmak gerekiyordu işe girmek için. Ben de o gün dönemin belediye başkanı Sayın İsmail Ceroğlu, Allah yani sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet. Çok emeği vardır bende. Yani onun bana destek olma gayretiyle ben Ünye Belediyesi'ne girdim. Fakat ben aldığım her maaşta bütün engellilerin hakkı olduğunu düşünerek hep böyle vicdanen çok rahatsız oldum. Dedim ki ben de bu insanlara nasıl yardımcı olabilirim? Yani bu yediğim, helal diye yediğim bu lokmanın karşılığında insanlara neler yapabilirim? Nasıl katkı sağlayabilirim? Nasıl hayatlarına dokunabilirim diye düşündüm. Yani yine bir Ankara ziyaretim vardı. Ankara ziyaretimde tesadüfen dernek çalışmalarını izledim orada. Baktım yani insanlar yaşadığı topluma dernek çatısı altında güzel şeyler kazandırmaya çalışıyor, hizmetler ediyor. Ben de dedim Ünye'de böyle bir şey kurabilirim. Ünye'ye geldiğimde hemen ilgişim engellileri toplamak oldu, engellileri ulaşmak oldu. Yani inanın biz sokaklarda 5-6 tane engelliydik. Yani bir yönetim oluşturma çabamız o kadar değerli ki. Yani biz bir yönetim kurulu, işte denetim kuruluyla, disiplin kuruluyla falan bir yönetim kurulu oluşturacak sayımız bile yoktu. Evet. Biz ilk şeyi Osman Yurt Belediye Başkanımızdı o zaman. Sağ olsun o da bizi kırmadı. Osman Bey yönetim kurulu başkanı oldu. O günkü belediye yönetimi, hepsi bunlar görev aldılar. Derneğimizde geçici yönetimi oluşturdu o şekilde. O süre zarfında da biz de engellilere ulaştık. Evlerinden dışarı çıkamayan engellileri bir şekilde çıkarttık. Bazı kapılardan kovulmamıza rağmen o gün insanlar utanıyordu engelli olduğunu, engelli çocukların olduğunu söylemeye. O zaman hemen şu sorumla da birleştireyim başkanım. Ünye engelli dostu bir kent mi? Hemen o sokağa çıkmaya başladı ya sizin şimdi, derneğinizle evet. Birlikte. İşte o sokaklarımızla alakalı şimdi, da. Yani biz bu derneği bu şekilde kurduk. Evet. Ve hemen sorunuza geleceğim, şurayı tamamlayayım. O günden bugüne mesela bana sorarlar şimdi. Derler ki işte Sayın Başkan bu dernek ne işe yarar? Bu dernek bugüne kadar ne yaptı? Bu dernek inanın birçok insanın hayatına dokundu. Ben hep örnek veririm. Verdiğim örneklerden biri de şudur. Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın en son katıldığı milletvekili seçimlerinde onunla aynı listeye giren benim başkan yardımcımdı.
onunla aynı lisede seçime giren. Tayyip Erdoğan ilk sıradaydı. Benim başkan yardımcım, kardeşim en son sıradaydı. Ama olsun, önemli değil. Önemli olan o listeye girebilmekti. Evet. Yani düşünün, birçok arkadaşımız bir yerlere geldi. Yani çok güzel dönüşler aldık biz bunlardan. Birçok arkadaşımız şu anda ekmek yiyor. Yani bu dernek olmasaydı belki de bilgi akışı kolay olmazdı. Yani insanların birbirini teşvik etmesi, yani şimdi nasıl teşvik, duyarsın, duymazsan görürsün. Tabii. Bir şekilde yani sen de istersin falan. Hani bu şekilde birbirimizden etkilenerek belli yerlere geldik. Yani birçok insanın hayatına dokunduk. Bu bir. Şimdi evet, ikincisi başkan. Soruyu tekrar alayım orayı. Ünye engelli dostu bir kent mi? Şimdi yani Ünye, kentimiz evet. Engellilerimizin yaşamına ayak uydurabiliyor mu gelişimiyle şimdi birlikte? Şimdi Ünye'nin engelli kenti olmasını sağlayan bizleriz. Yani tabii ki. Biz olmasaydık, yani biz bunun için bastırmasak, sosyal hayatın içinde yer almasak, biz işte şu kaldırımlar, bu rampalar, bu yollar, böyle diye bunun üzerine fazla gitmezsek bu engelli sokağa çıkaramayız. Maalesef hiç kimse de bizim için yani engellinin varlığının bile farkında olmazdı. Peki şu yapılmıyor mu? Şehirsel altyapı hizmeti yapılırken, yani altyapı derken yollar da bir altyapıdır. Kaldırımlar da dahil buna. Şehrin sosyal Ardan kültürel Bey. Alanları. Büyükşehir şu an sorumlu çoğu alandan. Aynı zamanda Ünye Belediye'miz de sorumlu. Belediyenin içinde sizi görebileceğiniz bir göz yok mu? Şimdi şöyle, mesela Ünye gerçekten engelli dostu bir kentti. Ve ben bunu katıldığım her toplantıda da mutlaka söylerdim. Mesela çok övündükleri yerlerde ben Ünye'yi anlattığım zaman insanların ağzı açık giderdi. Şimdi büyükşehir olduktan sonra maalesef biraz yani büyükşehire lafımız mı geçmiyor, bizden uzak mı kalıyorlar, bizi anlamıyorlar mı? Yani ayrı farklı dil mi konuşuyoruz anlamıyorum. Yani büyükşehirin yeni yaptığı şehir merkezlerindeki bu ana arterlerde maalesef halen çözemediğimiz, bunun için defalarca dilekçe verdiğimiz, defalarca dilek getirdiğimiz bir sürü sıkıntılar var bu yollarla, kaldırımlarla alakalı. Maalesef halen çözümüne ulaşamadık. Yani en son şimdi bekliyoruz. Yani yok, yakın bir zamanda hepsi tamamlanacak diye söz verdiler. Bir kısmı yapıldı. Büyükşehir yani, engellilere karşı engelli mi demek istiyoruz? Vallahi ben açık söylüyorum. Engel yani. Evet. Engel bence. Yani keşke hani büyükşehirin de katkısı, yaşamımızı kolaylaştıran katkıları var mı? Tabii ki olacak. Olacak ama mesela istediğimiz birçok şeyi biz büyükşehirden alamıyoruz. Alamıyoruz. Mesela neyi alamıyoruz? Sosyal ben, belediyecilik anlamında yapması gerekmiyor mu bunların? Ya bak, şimdi bir tane engelli taksi diye uygulama yaptılar. Sağ olsunlar. Bakın, güzel yapılan şeyleri onaylıyoruz, seviniyoruz, takdir ediyoruz. Tabii ki. Mesela engelli taksi var. Engelsiz taksi. Bugün ben mesela Samsun'da işim vardı, örnek veriyorum. Bundan bir ay, bir iki ay önce. Telefon açtım, dedim ki benim Samsun'da böyle bir aracım, engelli aracım arızalı. Onu Samsun'a götürmeye şansım var mı yani böyle. Ve beni geldi araç, aldı, Samsun'a götürdü. Ve aracımı, bakım onarımı yapılana kadar... Randevu sistemiyle mi çalışıyor bu evet, araç? Evet, randevu sistemiyle ama yani bütün... Yani bir tane dolmuş, aşağı yukarı 1 milyona yakın nüfusu olan bir orduya ne yapabilir? Yani bir araç var şu anda. Şimdi yani bu yeterli değil. Şöyle yapsa başkanım, şimdi özür dilerim. Ordu büyük şehir ve 3 tane de merkez ilçeleri var. Yani Altınordu, Fatsa ve Ünye merkezli. Evet. Ve nüfusa oranla baktığımızda gerçekten Ünye'deki engelli kardeş sayımız çok fazla. Evet, Fatsa'da öyle, Altınordu'da öyle. Büyükşehir, Karadeniz bölgesi coğrafik ve yani ormanlaşma yönünden eğitim ve kültür evet. anlamında da eksik kaldığı evet, için maalesef engelli sayımız çok. Yani bilgisizlikten, bilinçsizlikten. Evet. Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne 3 merkezli bir yatırım hareketleri önermediniz mi? Yani bu arabadan sadece Altınordu'da değil de hem Fatsa'da hem de Ünye'de 3 tane olması daha doğru olmaz mıydı? İnanın şimdi diyeceğim, şaşıracaksınız. Biz hatta dedik ki bakın, bizim minibüsümüz var. 18 kişilik kocaman bir minibüs. Minibüsümüz de daha 10 yaşında. 10 yaşında. Yani eski bir araba değil. Değil. Dedik ki yani sadece ufak tefek boya dökülmeleri vardı. Dedik ki şu arabayı yaptırın. Ufak tefek bakımlarını yaptırın.
bu aracı size verelim. Hiçbir karşılıklı bir şey beklemiyoruz. Yani onlar size vereceğine siz onlara size veriyorsunuz. Size verelim. Siz bunu Ünye'de konuşlandırın. Engelsiz taksi olarak sadece Ünye'ye değil, Akkuş'ta, tabii ki İkizce, Çaybaşı, Fatsa'ya gerekirse. Fatsa, evet. Mesela Çatalpınar olur, yani Korgan olur. Oralara hizmet versin bu. Yani biz bunu öneriyi yaptık ama maalesef oraya yapılacak, arabaya yapılacak olan bir 20 taş patlasa 30 bin liralık bir masrafı çok gördüler. Aylardır da bekliyoruz. Hiç cevap da vermediler. Geri de dönmediler. Yani zannediyorum herhalde sallamaya başladılar bizi. Ama şimdi sağ olsun Hüseyin Başkan. Şimdi yapıyoruz onu. Ben diyecektim aracımızı. Şimdi. Gerçekten büyük şehrin yapamadığını Ünye Belediyesi yapmış oldu. Allah razı olsun. Ben oldu. Hüseyin Tavlu dostumu. Ben Hüseyin Başkanımıza teşekkür ediyorum ona. Şahsım adına. Mesela inanın ben Hüseyin Başkan'a o anda demedim ki başkanım siz yaptırın bunu. O kendisi büyük şehrin yapmadığını görünce dedi ki tamam dedi ben yapıyorum dedi. Çok sağ güzel. Olsun. Hiç hemen talimatı verdi. Tebrik ederim. İnanın, şu an talimat yapılıyor verdiğinden arabanız. Haberim dahi yoktu benim. Bak ben daha önceden biliyordum onu anlatmıştım durumu. Evet. Yani hemen talimatını vermiş. Baktım beni aradılar böyle böyle aracı alacağız abi neredesiniz nasıl yani şu an sanayide diye. Bakımda araba. Şu anda aracımız Fatsa sanayisinde. Evet. Boyaları yapılmış. Şimdi yeni aksamları hatta müdür beyle son görüştüğümüzde Kadeveli müdürü arkadaşımızla dedi ki abi hiç merak etme araç en güzel şekilde sıfır gibi gelip kapınızın önüne bırakılacak. Maşallah. Gerçekten ben Ünye Belediye Başkanımız Hüseyin Tavlu nezdinde müdürlerimize ve çalışanlarına duyarlılığından dolayı teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Çünkü engelli kardeşlerimizin mutluluğu aslında kentin mutluluğudur. Bu da aynı zamanda tarih, kültür ve turizm kenti kimliği olan bir şehir için güzel bir hareket ve bunu taşıyacak bir hamle diye düşünüyorum. Şimdi bizim bu aracımız varken, aktifken inanın bizim şöyle bir derdimiz yoktu. Yani acaba yolda kalırsak ne yapacağız? İşte kim alacak bizi veya nasıl gideceğiz? Aracımızı kim götürecek? Veya işte bizi eve kim bırakacak? Ertesi gün bizi evden kim alacak? Yani veya benim şu hastanede işim var oraya nasıl gideceğim? İşte yani böyle bir sürü düşüncede buna benzer örnek önleyen başka, bir araç başka bu. Bir ilçelerde var mı bu yakın bölgede o hizmet? Yok. Ama bu anlamda da Ünye'nin gerçekten hem akli gücünü hem de ufkunu biz belirten bunu yıllardır, bir başarıdır bu aynı evet, zamanda. Bak biz daha önce bu derneğin hiçbir geliri olmayan bu derneğin tamamen kendi katkılarıyla o minibüsü burada ayakta tutuyoruz ve Akkuş'a biz engelli almaya yolladık. Bakın Akkuş'a bir engelliyi oradan düştüğü zor durumdan alıp getir Ünye'ye getirmek için aracımızı yolladık ve onu aldık getirdik buraya. Yani bunu yani oraya bile ulaştık bu imkansızlıklarımıza rağmen. Ünye'nin içinde nerede bir engelli kaza yaptı, aracı kırıldı, tekerleği patladı. Yani her türlü sıkıntısında hemen aracımızla gönderiyoruz ve onu oradan aldırıyoruz. Kendisini eve bırakıyoruz, aracını tamirhaneye götürüyoruz. Ertesi gün tamirhaneye gitmek ambulans isterse, hizmeti gibi bir aynen, hizmet veriyoruz. Tebrik ederim başkanım. Teşekkür gerçekten ederim. Bizi izleyen dostlarımız da var. Malik Kabadüz, Mevlüt Gül, Yaşar Yıldız, Osman Özerdem hayırlı akşamlar abi iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum Osman size de iyi akşamlar. Yaşar Yıldız gerçekten mahallesi için gönlüyle mücadele eden bir kardeşimiz, bir dostumuz. Başarılar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Biz de Feyiz Çakmak Mahallesi adına sizin nezdinizde selamlarımızı gönderiyoruz. Şimdi, Yaşar Yıldız maşallah ben duyuyorum metini. Evet. Yani sanki bir böyle paralel muhtar gibi çalışıyor. Yani tebrik aslında hizmetin farklı bir evet, karşılığı yani, Yaşar yani bu, Bey. Aslında Yaşar Bey bir örnek. Yani çok, bu illa hizmet yapmak için muhtar güzel, olmaya gerek yok. Kesinlikle. Veya işte kesinlikle. Hani bir yerlerde bir makama, bir koltuğa oturmaya gerek yok. Yani gönülde insan olması. Yapmak aynen. İstiyorsa her türlü yap. Kesinlikle. O şekilde yapar. Ben kendisine hassasiyetinden o. Çünkü Feyzi Çakmak'a hizmet ettiğin zaman aynı zamanda Ünye'ye hizmet etmiş oluyorsun. Aynı zamanda Ünye'nin doğu giriş kapısı olan Feyzi Çakmak'ımız var. Evet. Yani eyalet. Feyzi Çakmak aslında çok kıymetli bir bölgemiz. Evet. Bu anlamda kendisine teşekkür ediyoruz. Biz de her zaman mahallemizin yanında olduğunu belirtmek istiyorum. Şimdi sizin aynı zamanda başkanın bir de hem siyasi kimliğin yanında şunu evet. Da söylerseniz memnun olurum. Meclis üyeliğiniz var. Evet. Yani Ordu ilinde başka engelli meclisi üyesi var mı? Hayır. Ya da Ünye'de yok. İlk mi, öncesi var Ünye'de, mıydı? Öğrenebilir miyim? Türkiye'de de 13 tane engelli meclis üyesi var. Zannediyorum tekerlekli sandalyede olup da
meclis görev yapan ben varım veya birkaç kişi. En fazla o kadar vardır. Çünkü şu anda Türkiye'de 13 tane engellinin meclislerde olduğunu biliyorum. İl veya ilçe meclis, yani belediye meclisi. Aslında izleyicilerimiz de takdir etsinler ki gerçekten Ünye'nin ne kadar renkli, ne kadar kültürlü ve ne kadar da güçlü olduğunun bir göstergesisiniz siz aynı zamanda. Ben açık söylüyorum. Mesela ben çok isterim bir arkadaşımızın mutlaka milletvekili listelerine girip milletvekili olarak seçilmesini ve o meclise gitmesini çok arzu ediyorum. Mesela bunu engelsiz HDP bir başardı. Türkiye olur. Bakın HDP bile bunu başardı. Evet. Bir engelli milletvekili var HDP'nin. Ve açık söylüyorum konularında da çok bir hakim. Bir dönem Metin Şentürk olmadı değil mi milletvekili? Metin Şentürk olmadı zannediyorum. Olmadı ha. Var mıydı engelli bir görme engelli milletvekilimiz vardı, vardı diye hatırlıyorum. Lokman Ayva diye evet, bir Lokman dostumuz Ayva. Vardı. Evet. O da yani belli çalışmalar da bayağı başkanım, bir rol aldı. Şimdi Ünye hem engellileri anlamında bir güç sizin mecliste olmanız, hem de ben şu an engelsiziz ama ne zaman engelli olacağımız hiç belli değil. Evet. Bu anlamda da kendimize de bir güç görüyorum sizi. Meclis üyesi olmadan önce Ünye'deki engellilerimizin yaşam kalitesiyle siz olduktan sonra dokunabildiğiniz, artı getirebildiğiniz alanlarınız oldu mu? Tabii ki. Yani şöyle, ondan yani ben meclis üyesi olmadan önce tabii ki yine biz işlerimizi görüyorduk. Evet. Yani bir şekilde hani olaylara hakim değildik. Yani işte belediye başkanıyla, işte o günkü yönetim, işte kaymakam bey olsun. Hani onlarla olan diyaloglarımız neticesinde birçok işimizi hallediyorduk. Ama şimdi meclis üyesi olduktan sonra işin icra makamındasın artık. Yani bazı şeyleri daha güçlü konuşabiliyorsun. Bazı masaya, hani derler ya masaya vurmak gibi, evet, daha güçlü vurabiliyorsun. Şimdi en son hiç unutmam belediye meclisinde dedim artık yani en sonunda yeter dedim artık arkadaşlar ya. Yani ben onlarca dilekçe vermişim. Yani şu Ünye'de kaldırımları hala engelli rampalarını yaptıramamışız. Yani biz bunu ben en sonunda isyan ettim. Bununla alakalı da. Çok güzel. Yani şimdi bu isyanımın da sonrasında artık yani belli şeyleri bazı öyle şeyler konular var ki bunu bir kere, iki kere, üç kere söylemeyle olmuyor. Yani en sonunda bir yerde patlıyorsunuz. Bazen patladıktan sesi yükseltmek sonra, lazım. Evet, yükseltmek lazım diye düşünüyorum. Evet. Aslında hiç yükseltmeye gerek yok. Gayet insani ilişkilerde bu çok güzel anlatıp güzel güzel dinlemek varken ama yani inanın bazen bak ben mecliste olmama rağmen, belediyenin icra makamında olmama rağmen ve ikili ilişkilerimin hepsiyle de çok iyi olmasına rağmen yani ben bazı sorunları çözemiyorum. Yani nedir? Örnek veriyorum. Mesela ya 2,5 yıldan beri sadece yani şurada 10-15 tane ayrı bölgede engelli rampaları var. Yani hiç düşünülmeden yapılmış. Şu yüksekliğinde engelli rampası buradan tekerlekli sandalyenin zeytin çekirdeğine atlamayan bir tekerlek buradan atlayabilir mi? Yani evet, bunları gösteriyoruz. Tek tek adres adres. Fotoğraflarını da çektim. Tek tek gittim, denedim. Hatta ben denerken arkadaşlarıma da video, fotoğraf çektirdim. Bunu vermeme rağmen yani hala mesela şimdi bekliyoruz. Kaç aydır? İşte o logar kapakları vardı. Çukur. Evet. Onları nihayet düzeltmişler. Ama o engelli rampaları yani inanın. Hala kısmen bakın, bir 3-4 santim yükseklikten bakın, geçiyor. Bakın evet, aslında şeye de gerek yok. Oraya engelli rampası yapmaya gerek yok. Şu anda mevcut olan kaldırımın köşe var ya. Evet. O köşesine şöyle düzgün bir şekilde tıraşlasalar bir hani bu kesme makineleri, var ya. Evet. Onunla yemin ediyorum yine olur. Yani bunu adamlar bunu yapmak için yok o oraya yazı yazmış o onu oradan bekliyor. Oradan yazı gelecek, oradan emir verilecek. Ya buna ne emiri var arkadaş? Vallahi yani çoktan köşeden diyor bazen. iki tane engelliyi al yanına, ver birinin eline kürek, birinin eline malayı, kazma mala. işte sen de tut arabayı, hadi arkadaşlar şu rampayı yapalım de diyor içimden. Yok, ama ben sonra buradan da hani böyle bir şey yapmak ulusal bazda bir haber olur da. Yani şimdi bu insanlarla hep dostuz yani. Belediye meclisi yarın yine olan, aşağı gideceğiz o kapılara. Belediye meclisi üyesi olan bir kente ben bunu yakıştıramam. Yani, bizi buradan büyük ihtimalle bizi işte yönetenlerinde, onu yapmamak için direniyorum evet, şu anda. Yönetenlerinde duyduğuna inanıyorum. Aynı zamanda ben Ünye Sivil Toplum Platformu 1. dönem sözcülüğünü yapıyorum. Evet. Beraber çalışıyoruz. Evet. Beraber Ünye'miz için çalışıyoruz. Ve bu anlamda da mücadelemizde her zaman sizin yanınızda olduğumuzu biliyorsunuz.
Bizi izleyen dostlarımız var gene. Memleket Partisi Fatsa ilçe başkanımız. Gerçekten iyi akşamlar diliyorum Adnan Bey. Çok faydalı bir yayın yapıyorsunuz. Tebrik ederiz demiş. Biz de komşu ilçemiz, kardeşimiz Fatsa'mıza sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Aynen. İlker Çorbacı, selam, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Birbirinden değerli başkanlarım. Ünye bu konuda çok şanslı. Alanında bu kadar hakim, şanslı başkanlarımız varken selamlar, saygılar demiş. İlker Bey'e de biz sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. İlker Bey demiş, ben kısa bir... Ben önce kimliğinden bahsetmek istiyorum. Çünkü ünyemizin ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesi de İlker Bey. Evet. Ben kendisine gerçekten dünyadaki geri dönüşümden ileri dönüşüm sanatı yapan İlker Bey'e sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Şimdi buyurun. Mesela bazı değerler vardır. Maalesef yani bu toplum, yani bizim Türk toplumunda mı bu böyle bilmiyorum. Veya bekledi bütün dünyada böyle bu. Dünyada da böyle maalesef. Yani hani derler ya, ölmeden işte, ressam ölmeden maalesef sanat eserleri satılmaz. İşte yazar ölmeden kitapları satılmaz. Aynen. Yani şimdi İlker Çorbacı kardeşimizin öyle güzel bir sanatı var ki, ben onun yaptığı eserleri böyle karşısına geçip saatlerce, inan, onları izleyerek uyuyabilirim. İzlerken de yaşıyorsun. Evet. Yaptığı eseri. Şimdi, evet. Yani bakıyorum, ya bu adam değer görmüyor arkadaş. Ya ben deli oluyorum. Mesela sergisine gittim. Evet. Baktım. Yani benden başka kimse yok. Ha, ama o memnun. Şöyle. Benim Arçalı olduğum o anda kimse çok yokmuş. Talep oldu gerçekten. Ben bir de yağmur yağıyordu hafif. Evet. O zaman gittim. Yani onu da söyleyeyim, bakın. Oranın kapısıyla alakalı da sıkıntı var. Yani ben engelli olarak İlker Bey bir taraftan tuttu. Bir yere taş koyduk. Ancak öyle çıkabildik oraya. Yani bak, oraya girerken biraz sıkıntı yaşadık. Orayı yapanlar zihinsel engelli Sayın Başkanım. Ben öyle ben diyorum. Zihinsel yani engelli şu manada diyorum. Hakaret etmek için değil. Engel aslında bedende değil. Beyinde. Eğer beynini geliştirmiyorsan, bir şehri yönetiyorsan, o şehirde yaşayan daldaki kuş, yerdeki kedi, köpek, insan zaten en mukaddes varlık. Dünya onun üzerine yaratılmış. Ama bu insanın yaşaması için de onların da var olması lazım. Onların var olması için de kentlerin, evet, doğanın yaşaması Adnan lazım. Adnan Bey, benim son yaşadığım bir olay var. İşte o yüzden... Hani ben kimseye bir zihinsel engel demek istemiyorum. En son meczup bir gazeteci dediğim için mahkemeye verildim. Ve o mahkeme heyeti beni yargıladı ve ceza aldım onunla alakalı. Nedir? Evet. Meczup ne demektir? Meczup aklını yitirmiş. Ya hani bu toplum içinde ya aklını mı yitirdin sen? Sen delisin. Kelimeleriyle akşama her zaman herkes her birbirine delisin diyor sonuçta. Her evet. gün kullandığımız bu kelime yüzünden beni maalesef bu adalet sistemi beni yargıladı. Ve ben buradan ceza aldım. O yüzden kimseye zihinsel engelli falan demek istemiyorum. Yok peki. Zütten ağzım yandı, yoğurdu üfleyerek kimseyi diyorum. Kimseyi rencide etmek için değil. Şunu Aynen. anlatmaya çalışıyorum. Ben de bunu bir espri babında söyledim. Anladım zaten. Anladım. Şimdi ortada bir sorun varsa da bu sorun sizin gibi temsilcileri olmasına rağmen yıllardır cebinizden harcayarak, ben de bir dernek başkanlığı açık yapıyorum ve ben de cebimden harcıyorum. Şimdi baktığınız zaman biz her gün Ünye'deyiz. Her gün Ünye'nin sorunlarına kendi aracımızla, kendi imkanımızla gidip çözüm odaklı raporlar hazırlıyoruz. Bu bizim görevimiz mi? Evet, görevimiz. Bu şehirde yaşıyorsak bu şehrin sorunlarına sahip çıkmamız lazım. En azından biz bunu görev ad ediyoruz. Biz kendimize. Görev ad ama bunu vatandaşın oy vererek, devletin maaş vererek makama oturtturduğu insanlar bunu yapmadığı zaman ben üzülüyorum. Demek ki diyorum o zaman engel bedende değil. O yüzden zihinde diyorum. Yani hakaret etmek için değil. Yani insanları biraz harekete geçirmek için. Bu anlamda ünyemizin şanslı olduğunu da görüyoruz sizler sayesinde. Evet. Ve bizim gibi kentine duyarlı sivil toplum örgütleri sayesinde. Bizi Hasan Eritaş kardeşimiz Fatsa'dan izliyor. Ben gerçekten hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar dilerim. Selamlar demiş. Kendisine sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Cemalettin Güneş abimiz bizi izliyor. Esenkale köyümüzden. Köyümüze ve kendisine selamlar gönderiyorum. Gerçekten Ünye'de yapılan basın çalışmalarının da en büyük göstergesinden biri, kentine hakim insanların böyle platformlarda Moda TV gibi bir ailede yer bulması, kamera karşısına geçip sorunları dile getirdiği için de ben Moda TV ailesine, Ahmet Bölükbaş Beyefendi nezdinde, aynı zamanda kendisi de dernek başkanımızdır, sivil toplum üyemiz ve birinci dönem yönetimindedir. Ve ekip arkadaşlarına, Levent Bey'e, Alev Hanım'a da teşekkürlerimi sunuyorum.
Şimdi başkanım, gerçekten sivil toplum aslında kentin hem gücü hem de dominosu resmen. Yani itikleyen gücü. Bu anlamda sürekli altyapıları düzeltmeye, yenilemeye ve kolaylaştırmaya çalışıyorsunuz. Evet. Gerçekten şimdi Ünye'de Feyiz Çakmak'tan çıkan bir vatandaşımız Çamlı'ya rahat ulaşabiliyor mu? 15 Temmuz meydanına rahat çıkabiliyor mu? Pazarına alışverişini rahat yapabiliyor mu? Bu anlamda merkez sahayı ele aldığımızda evinden çıkıp şehrini yaşayabiliyor mu engellilerimiz? Şimdi evet, engelli kardeşlerimiz şu anda şehrin bazı kısımlarında bazı kaldırımlardaki o sıkıntılar olmasa, inanın bana, sanayiden çıkan Çamlı'ya kadar, Çamlık'tan çıkan Feyiz Çakmak'ın ucuna kadar, yani oralara rahat gidebilir. Yani aslında bakın çok büyük yatırımlara gerek yok. Engellinin sorununu çözmek için böyle büyük yatırımlar, böyle büyük saraylar, şunu yapmanıza gerek yok. Çok doğru. Yani ya oradan bu aracın nasıl geçeceğinin hesabını yaparak veya engelli rampasına da gerek yok. O kaldırım olduğu gibi şöyle yatay vaziyette düzenlemek. Yani kaldırımın illa orasından geçmek zorunda kalmasın engelli. Evet. Orası doluysa buradan geçsin. Yani o kaldırımı, daha doğrusu kaldırımı yüksek yapmanın bir anlamı yok. Maalesef bu da toplumun ve şehrin gelişmişiyle alakalı kültür bir şeydir. Kültür seviyesini evet, de gösteriyor. Çünkü bir kaldırım bugün Avrupa'da yüksek kaldırım göremezsiniz. Kaldırım yok. Kaldırım yok. Evet, çünkü mesela, bir kültürdür bu evet, aynı zamanda. Mesela Avrupa'da istediğin binaya kendi şey olarak, kendi konseptleri gereği yüksekte iş yeri kurmuş binalar bile, yarım metre yükseklikteki kurulmuş bir bina bile o yarım metre için asansör sistemini oraya mutlaka koymuştur. Yani orada es geçemezsiniz. Ama burada maalesef, yani ben şu anda açık söylüyorum, Ünye Belediyesi'nde meclis toplantısına gidebilmek için daracık bir asansörde böyle zor nefes, yani dördüncü kata çıkana kadar neredeyse nefes alamaz zannediyorum kendimi. Bir de aslında yeni yapıldı asansör. Var. Asansör çok küçük. Çok ama küçük. Yeni yani yapıldı, büyük şimdi, yapılabilirmiş. İşte demek. Engelli aracının tam böyle ebatı. Yani şöyle birer milim daha fazla olsa araç girmeyecek içine. Yani o şekilde giriyorum. Ayaklarımı evet, iyi olduğu, mümkün olduğu kadar altıma, aracın önüne doğru, önden arkaya doğru iterek ve dik durarak ancak sığabiliyorum içine. Şimdi mesela bu konuda güzel asansörlerimiz var. Neresidir? Kaymakamlık binasında asansörler çok güzel. Evet. Sağlık ocağı, Birinoğlu Sağlık Ocağı'ndaki asansörümüz çok güzel. Ve daha bir şehrin birçok yerinde, devlet hastanelerinde çok güzel asansörlerimiz var. Yani bunu yapılırken hesap, yani bizim de göz önünde bulundurarak yapılmalı. Ben çok bunu ruhsat veren belediye imar işlerine mecliste bunu da dile getirdim. Bununla ilgili bir sürü dilekçelerim, zaten mevcut konuşmalarım var. Nevra Arslan Bozkurt hanımefendi, gerçekten duyarlılığından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Sizin mecliste sunduğunuz kent raporu dikkate alınmadı mı Arslan Bey? Engelliler gününde engelli aracında poz veren yönetim ve idarenin dikkate almış olmasını bekleriz demiş. Aynı zamanda bir ironi de yapmış. Vallahi ben Nevra kendisine Hanım'ı yeni tanıdım. İlk tanıdığım toplantıda engellilerle alakalı ortaya koymuş olduğu çok güzel tespitleri bayıldım. Keşke bütün genç kızlarımız, keşke bütün annelerimiz, keşke bütün bireylerimiz aynı duyarlılıkta ve aynı bilinçte olsun. Ben bunu çok isterim. O yüzden Nevra Hanım'ı kutluyorum böyle bu düşüncesinden kendisine dolayı. Kendisine sevgi ve selamlarımızı gönderiyorum. Sadece şu var. Yani biz sosyal hayatta engellilerin ulaşımlarını, erişimlerini daha kolaylaştırmak amacıyla her platformda inanın savaş veriyoruz. İşte benim mecliste olmam bu yüzden önemli. Mecliste çok büyük avantaj. Evet, daha bir dikkate alınıyor. Yani birkaç evreyi geçip meclise ulaşana kadar ben direkt mecliste bunu ortaya koyuyorum. Çok doğru. Mesela hiç unutmam, bir engelli kardeşim herhangi bir kaldırımda veya yolda alakalı bir soru sorulduğu zaman meclis üyesi bir AK Partili meclis üyesi bir arkadaşım da o anda yanımdaydı. Mehmet Aslan, kulaklarını çınlatıyorum. Evet, selamlarımızı hatta gönderiyorum. Mehmet Aslan dedi ki, başkanım niye ilgilenmiyorsunuz bununla dediğin zaman. Çok güzel. Bir dakika dedi. Mehmet Aslan kardeşim, bir dakika dedi. Bak dedi, Aslan abiye sakın böyle bir şey demeyin. Çünkü
bu adamın engelli sorunlarıyla alakalı bu mecliste her mecliste söz aldığının şahidiyim. Her konuyu üstüne basa basa dile getirdiğini, bağıra bağıra yani dile getirdiğini bulunduğunuz yerin şahidiyim. Hakkını veriyorsunuz başkanım. Yani evet. Mehmet Aslan Sezar'ın hakkını Sezar'a verdi. Allah razı olsun. Teşekkür diyor. Ederiz. Şimdi bizi Fatsa Manşet gazetesinden Mehmet Beyler izliyorlar. Sayın Adnan Sobi'nin ordu için çalışmaları gerçekten çok değerli. Umuyoruz ki dikkate alınır. Kendisine kolaylıklar diliyoruz demiş. Ben Fatsa Manşet ailesine Objektif Haberliğinden ve Fatsa'ya olan duyarlılıklarından dolayı ve gözlerinin bir tarafından da Ünye'yi takipleri ettikleri için teşekkür ediyorum. Gerçekten geçenlerde benim bir Çıngırt Kalesi'nde Fatsa yazısıyla ilgili bir önerim olmuştu. Ben bunu özellikle sosyal medya üzerinden paylaştım. Kendim turizmciyim ve neyin ne olduğunu da çok iyi biliyorum. Bir kentin vitrin alanları vardır, dikkat çekici alanları vardır, enleri vardır, ilkleri vardır. Bu da Fatsa gibi dünyaya ismini duyurmuş bir kentin gerçekten orada bir Fatsa yazısının olması ne tarihi anlamda engeldir. Ben buradan kendisini arkeolog gibi gösteren insanlara da selamımı göndermek istiyorum. O Sarpkaya'ya yazılacak bir Fatsa yazısı hiçbir kanun nezdinde engel değildir. Bu Fatsa'nın ufkunu dünyaya açılan bir penceresinin olacağının da işaretidir. Bu anlamda Fatsa manşetinde bunu sahiplenmesini, Fatsa'mızın bunu sahiplenmesini ve Karadeniz bölgesinin iki güzide ilçesi Ünye ve Fatsa'nın tam ortasında bulunan Çıngırt Kalesi'nin sınır noktasında bulunan Çıngırt Kalesi'nde Hollywood'da bulunan Hollywood yazısı gibi Giresun Kalesi'nde bulunan Giresun yazısı gibi Fatsa yazısının da çok dikkat çekici ve keyif verici olacağı düşüncesine sürekli devam edeceğim ve bunun yapıldığını da bir gün göreceğiz. Ve o günü biz görmesek de gelecekteki büyük küçüklerimiz o zamanın büyükleri de görecek diye düşünüyorum. Ben kendisine sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Adnan Bey, Fatsa ile alakalı küçük bir tespitim var. Onu tabii buyurun, Fatsa'da izliyorum şimdi, bizi. Evet, bizi Fatsa'da izlediğine göre. Şimdi Ünye ile Fatsa arasında sanki böyle bir çekişme varmış gibi. Hani ben hep böyle algılamak isterim onu. Yani aslında bizim aramızda hiçbir çekişme yok. Çok doğru. Yani bizim bir Fatsalı ile benim ne kavgam olabilir? Benim Fatsalı ile alakalı ne kıskançlığım olabilir? Şimdi mesela bunu zannediyorum siyasetçiler bu yarayı kaşıyorlar. Burada bir yara var. Yara açtılar demek ki bu yarayı kaşıyorlar. Ama ha, bu tek taraflı da değil. Ben bunun çift taraflı olduğunu da görüyorum. Örnek veriyorum. Mesela şimdi Ünye'nin il olması konusunda hemen şimdi ilk ses hemen Fatsa'dan geliyor. Şimdi ben aslında şöyle beklerim. O zaman, evet, buyurun. Ben aslında Fatsa ile Ünye'nin beraber il olmasını isterim. Çünkü iki büyük ilçe, onlar da çok böyle kendi içsel dinamikleri çok yüksek bir kesinlikle, şey. Kesinlikle, kesinlikle. Mesela Ünye gibi, onlar da aynı kendi ayaklarının üzerinde durabilecek bir kent. Bence ikisi beraber ilçe olursa, il olursa, inanın bana Karadeniz'in böyle metropol ili olur. Metropol ili evet. Olur diye düşünüyorum. Çok doğru. Çünkü zaten hemen hemen sınır olarak da mesela ev yerleşim alanları açısından da birbirine hemen hemen yaklaşmışlar. Tabii ki, tabii ki. Aynen, aynen. O yüzden hani bence bu şeylerin bunu kavga boyutuna getirilip de işte Ünye Fas ayrımcılığı yapmanın hiçbir mantığı ve manası yok. Sayın Başkanım, şimdi en son zaten biz en büyük birlikteliği Fatsa'daki Hamsi Festivali'nde Ünye Sivil Toplum Platformu ve Fatsa Dernekler Federasyonu ile el ele vererek bunun gücünü aslında orada ispat ettik. Ama şu bir gerçek, ben Ünyeli olduğum kadar da Fatsa'ya yakın, Fatsa'yı yaşamış, Fatsa'da yaşamış bir insanım. Ve bu anlamda Fatsa'nın ne kadar güçlü olduğunu ben çok iyi biliyorum. Evet. Hem ekonomik anlamda hem coğrafi anlamda. Ama şöyle yapmak lazım. Çekişmeden ziyade bunu bir yarış gibi görmek lazım. Çünkü özür dilerim. Evet. TÜİK 2 yılda bir bu tür verileri açıklıyor. Ve açıkladığı verilerde, bu seneki açıkladığı listede 25 tane il var. Ve bu illerin sıralamasında ilk 5'te Ünye ve aynı zamanda görsel olarak da Ünye'nin bir resmini koymuş. Evet. Yani 25 ilçenin sembolü olarak. Yani kendince, belki de 2 yıl sonra Fatsa'yı koyacak. Ve belki de Fatsa'yı koyacak. Eğer Fatsa il olursa en fazla ben sevinirim buna. En yakın benim çünkü Fatsa'ya. Evet. Ünye il olursa gene en fazla ben sevinirim. Ünyeliyim çünkü. Şimdi işte ben şöyle diyorum. Şimdi Fatsa il olursa işte Ünyeli bunu kıskançlık sebebi görebilir. Yani Fatsalı
Ünye'yi kısmandırmak amacıyla her şeyi yapabilir. Şunu, ama ben diyorum ki ikisi beraber olsunlar. Şunu yani kardeş kardeş gidelim anlamında. Samimiyetimle söyleyeyim başkanım. Siz de sivil toplumu bilen, evet, duyarlı bir insansınız. Bu arada Fatsa manşet, bakmak ve görmek arasında fark. Teşekkürler başkanım. Bunu biz de gündem yapacağız. Ayrıca engelli vatandaşlarımız gerçekten çok zorluk çekiyor. Çok fazla dile getirdik ama yerel siyasiler bunu sadece sözde dikkate alıyor. Engellileri hep birlikte aşalım artık demiş. Evet, çok güzel. Ben Fatsa manşete gerçekten adı gibi manşet haberler yapıyor. O dirayetliğinden dolayı da teşekkür ediyorum. Çok doğru. Engellileri hep birlikte aşabiliriz. Evet. Çünkü bugün benim aştığım engele yarın ben takılabilirim. Evet. Ben üzerinden geçerim ama öyle bir ana gelirim ki o engele ben de takılabilirim. Bu anlamda hep birlikte bu engelleri aşacağımızı düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey sormak istiyorum. Engelli yaş farkındalığı oluşturmak için ne yapılabilir? Yani memuriyet, yani yaş derken şey anlamında, memuriyet atamalarında hükümetimiz verdiği sözleri tutabiliyor mu bu anlamda? Yani şimdi, kadrolar açıyor ya, evet, bu anlamda yerine getirdi mi vaatlerini? Maalesef hani bizim beklentimiz çok. Yani ihtiyaç sahibi engelli çok bu konularda. Yani bekleyen bir sürü arkadaşımız var. Bugün yani KPSS, engelli KPSS üzerinden bahsediyorum. Evet. Mesela birçok arkadaşımız böyle bir kurs açmamızı veya Halk Eğitim Merkezi'nin böyle bir kurs açmasını bekliyor. Bizim peki Halk Eğitim'den böyle bir kurs özelliği var mı? Şunu biz açalım dediğiniz. Biz her yıl, bunu her dönemde bunu açtık zaten. Çok bugüne güzel kadar hep biz açtık ama şimdi artık engelli kardeşlerimizin de iç içe olduklarından onlara zarar veriyoruz. Çünkü buraya her güne mesela biz normalde bak şimdi bu gördüğümüz bu kara tahta dediğimiz, evet, bu tahtayı engellilerin burada eğitim görmesi için bunu koyduk buraya. Çok ama güzel. Bizim de buradan başka bir merkezimiz yok. Yani o yüzden Halk Eğitim'in başka bir alanda, başka bir yerde bir alan açması alan gerekiyor. Alan açmasını veya bir sınıf oluşturmasını bekliyoruz. Çünkü hani buraya, burada olduğu zaman engelli, başka engelliler içeri giriyorlar. O içeri girdikleri... Tabii bu sonuçta bütün engellilerin sosyal alanı burası. Konsantrasyonlarını, evet, kaybediyorlar ve başarılı olamıyorlar. Engel oluyoruz onlara diye. Bu sene burada yapmayalım dedik. O zaman, Halk Eğitim Müdürü'yle de bu konuyla ilgili, evet, görüştüm. İnşallah onlar bir yer bulacaklar. En son Ünye Belediye Başkanımız bir projeden bahsetti. Engelli yaşam alanıyla ilgili. Mahmut, evet, Başkanımızın da özellikle dillendirdiği bir projeydi. Onunla ilgili bir şeyler söyler misiniz? O bizim yıllardır böyle, evet, düşüncemiz olan bir projeydi. Bu sosyal hizmetler bünyesinde, sosyal hizmetler, evet, müdürlüğü bünyesinde bu Irmağ'ın hemen beri tarafında o adliyenin yan tarafında, evet, evet, ileri doğru giderken orada Ünye Belediyesi'ne ait bir arsa var. Biz o arsayı yıllardır istiyoruz. Hani dedik ki hani biz kendimiz yapalım, baktık. Hani kimse bizi, işte bizim söylemlerimizi ciddiye almıyor. Madem öyle, en azından arsayı bize verin de biz kendimiz bir şekilde girelim bu işin içine. Biz bir yere kadar götürürsek, işte oradan devamında da hani bak işte gayretimizi görenler işte bir omuz da biz verelim diye düşünürler diye orayı istedik. Bizim isteğimiz şöyleydi. Mesela belli katları sosyal hizmet amacıyla kurulmuş. Evet. İşte bir katında dernek binaları, yani dernek binaları derken bütün engellilerin kendine ait bir bürolarının olduğu, yani kendilerine ait birer lokalin olduğu veya ortak bir lokalde buluşmak, bütün engellilerle aynı yerde bir araya gelebilmek, onun üzerinde yemekhane, çalışma ofisleri, yani bu kurslarla alakalı, evet, işte misafirhaneye gibi uzaktan gelen misafir engellileri ağırlamak veya hani Ünye'de en azından sokakta kalmış bir engelli Akkuş'tan gelmiş. Mesela böyle bir yer, şimdi insanlar gelemiyorlar. Mesela Akkuş'taki bir engelli kalkıp da Ünye'ye gideyim, Ünye'ye bakayım diyemiyor. Bu kış ayında gelse, çünkü burada kalacak bir, evet, yeri yok. Ama bizim böyle bir yerimiz olsa çok güzel, insanlar gelebilirler. Biz böyle bir yer istiyoruz. 5-6 katlı bir bina istiyorduk biz. Hani yapalım istiyorduk. Şimdi mesela bunun içinde gündüz bakım evleri gibi. Mesela örnek veriyorum, bir tane engelli bayan 45-50 yaşlarında geldi, dedi ki başkanım, ya dedi, senden bir şey rica edebilir miyim? Buyur ablacığım dedim. Dedi ki, benim dedi iki tane engellim var. Biri kardeşim, biri kızım. Kızımı bir şekilde zapt ediyorum. Kardeşi onu da zapt edebiliyor. İkiz kardeşi varmış. Evet.
Ama dedi, kardeşimi zapt edemiyorum. Erkek, erkek gücü yerinde, akli dengesi yok. Yani yatağında bile zor zapt ediyoruz dedi. Yani böyle bir engelim var ve ben dedi neyi özledim biliyor musunuz dedi. Şu uzun yıllar oldu, şu Karadeniz'i göremedim daha dedi yani. Allah. Şu denizin kenarında şöyle bir yarım saat bir deniz havası almayı özledim dedi kadın. Bak bunu söylemek için hastalarımın ikisini de uyuttum ve kaçtım buraya dedi. Hemen geri gideceğim uyanırlarsa diye dedi. Ve sizden de rica ediyorum dedi, bunu yetkililere iletin. Biz bunu yetkililere her platformda defalarca ilettik. Sağ olsunlar yani şimdi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, hatta onlarla da ortak yapalım sizlere dedik. Onlara da o teklifi de yapmıştık. Şimdi onlar kendi bünyelerinde böyle engelli ailelerin işte mesela bir tatile gidebileceği veya günlük. Evet. Mesela işte alışverişe çıkacağım. Çocuğumu buraya bırakabilir mi? Veya işte babamı buraya bırakabilir normal mi? Normal insanlar kardeşimi için buraya gündüz bakım evleri var evet, mesela. Evet. Onun bir benzerini. Evet. Onun gibi evet. Mesela orada rehabilite edecek, göz kulak olacak, kendine zarar vermesini önleyici evet. Tedbirlerin alındığı bir merkez. Ve bu merkezde mesela insanlar bir gün denize gitmek isteyecek. Kendi onu gidebilecek. Yani bu insanların evet. Da sosyal yaşamda belli haklarının olduğu, bu haklarını kullanmaları gerektiğini, onlara bu imkanın verildiğini. Örnek veriyorum. Ya sinemaya gitmek isteyecek. En kötü şey, en basit ihtimalle. En doğal da hakkı aslında. Yani çünkü insanlar sosyal hayattan uzak kalan insanlar maalesef asosyal oluyorlar ve zaman sonra zihinsel bazı bozukluklara kadar, şizofreniye kadar gidebiliyor bu. Çok doğru. Şimdi o yüzden insanları ayakta tutabilmek, akıl sağlığıyla tutabilmek proje amacıyla, bir an önce hayata geçer evet, diye şimdi, ümit ediyoruz. Evet, yakın zamanda inşallah temeli atılacak. Biz meclis olarak bu arsanın tahsisini yaptık. Çok güzel. Şimdi biz arsanın tahsisini yaptık. Şimdi temeli kurum atacağız inşallah. Kendisi şey yapacak. Ama tabii bu ne için? Bu Ünye'deki engelliler için, bu Fas'taki engelliler için. Yani kullanmak isteyen, bu hakkı kullanmak isteyen herkesin orada bir şekilde yararlanabileceği bir merkez haline gelecek. Çok güzel. İnşallah kimin emeği geçerse, kim bir taş koyduysa temeline teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun başkanım. Bizi izleyenlerimiz var. Elif Erken hanımefendi, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diliyorum Adnan Bey demiş. Kendisine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Ünye Turizm İşletmeciler Derneği'nin Zeynep Hanım'la birlikte yeni üyeleri, kendisine de yayınlarımıza katıldıkları için de ayrıca teşekkür ediyorum. İlker Çorbacı Bey demiş ki, Ünye'den gitmeden evvel engelli kardeşlerime de bir kurs vermek istiyorum. Evet, onu biz de istiyoruz. Ünye Jübilem Aslan Başkanım'la olsun, selamlar demiş. Oo, memnuniyetle. Ama bu yok, kurstan, İlker'i gönderemeyiz. Kurstan memnuniyetimiz var ama İlker Bey jübile olarak görmeyin lütfen bunu. Ali Gürel gerçekten Ünye'li bir hemşerimiz. İstanbul'da, Sakarya'da, Marmara bölgesinde ticaret yapıyor. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Bir önerim var demiş. Çok güzel bir önerisi var başkanım. Evet. Karadeniz'de Ünye'de kamp yaparsak engelli kardeşlerimizi bir günde olsa kampımızda misafir etmek isteriz demiş. Seve seve. Kendisi kamp karavan üzerine bir grupları var ve ben yaklaşık 60'ın üzerinde karavanı getirdiğimizde Ali Bey ve Hayriye Hanım'la beraber organize olmuştuk. Çınar Suyu'nda yapılmıştı evet. Kamp 4 günlük. Ve çok keyifli, çok eğlenceli, çok şimdi, kültürlü insanların bir araya geldiği. Evet. Böyle bir kampta bazı engelli kardeşlerimizi ağırlamamız onlar için de büyük bir farkındalık olur diye düşünüyorum. Memnuniyetle katılırız. Bir de şunu söyleyeyim, şunu garantisini verebilirim Ali Bey'e. Evet. Yani bizim engelli kardeşlerimiz gittiği her yeri fethederler. Yani ben şundan korkarım. Yani engellileri biz oraya bir kere sokarsak bir daha her sene isterler diye düşünüyorum ben. Çünkü gerçekten bakın engelliler çok eğlenceli insanlar. Çok güzel. Çok eğlenceli ve açık söyleyeyim iyi anlaşıldığında, iyi anlatıldığında gerçekten hepsi pırıl pırıl. Dört dört. Ben kesinlikle. Çok seviyorum engellileri. Hepsi bir cevher aslında. Evet. Yani keşfetmek bir de şu bizim, lazım. Mesela bizim içimizde örnek veriyorum sizden örnek verelim. Mesela bizim içimizde ilk girdiğinizde belki de endişeyle girdiniz ama şimdi çıkabiliyor musunuz? Çıkamıyorsunuz. Yok yani ya güzel. Mahmut Başkanım gibi, sizin gibi insanlar yani, bize evet. Çok ciddi bir güç evet. Aslında. Ben gerçekten mesela bazıları şöyle teşekkür der bize. Teşekkür ediyorum. Der ki ya abi bu dernekte ne var der. Biz bu derneğe bir kere girene kadar bayağı bir şey yaptık, hani çekindik. Ama girdikten sonra da daha vazgeçemiyoruz diyen çok insan tanıyorum ben. Dışı seni içi beni yakar evet. Der gibi oldu. Evet sevgili izleyicilerimiz, sivil toplum örgütlerimizin bir sözüm de var diyenlerin Sivil Toplumun Sesi programında sona geliyoruz. Ben Sayın Aslan Başkanımızdan, konuğumuzdan
son sözünü almak için rica ediyorum. Alev Hanım'ın bir sorusu vardı. Ona cevabı vermek istiyorum. Evet. Onu unutmadım. Şimdi hatırlıyor musunuz soruyu? Yakın zamanda turizmle alakalı Büyükşehir'le bir toplantı yaptık Konugöv'ünde. O Konugöv'ünde Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın İlmi Bey ve ekibi de vardı. Orada İlmi Bey işte kano yaptıklarını, işte rüzgar sörfü yapacaklarını yani böyle çok güzel bir şey çizdi, tablo çizdi. Ben de dedim ki Sayın Başkanım inanın biz de çok isteriz sizin ürettiğiniz kanolara binip ya. Sizle beraber rüzgar sörfü yapmayı inanın çok isteriz ama bunun için önce orduya gelmemiz gerekir. Bunun için bir otobüs yani engelli insanların rahat gidip gelebileceği halen istiyorum bunu. Bir otobüs ya diyorum ki yani sabah Ünye'ye gelsin bir saat sonra Ünye'den çıksın orduya gitsin. Öğrenden sonra tekrar Ünye'ye gelsin. Akşama doğru da tekrar orduya geri dönsün. Bak günde iki sefer. Bunu yaptıramayacak güçte miyiz? Yani bu kadar güçsüz müyüz biz? İnan bunu yapsalar biz var ya dünyalar bizim olur. Neden? Çünkü ben orduluyum her şeyde. Ünyeliyim ben ama her şeyden önce orduluyum. Bunu her platformda söylüyorum özellikle. Çok doğru. Ve bu kabul görsün diye, bu hayata geçsin diye bastırmak zorundayım. Yani arkadaş çok mu zor ya? Yani bir otobüsü orduya 70 tane otobüs aldım diye böbürlenen bir zihniyet. Yani abi yani bu kadar mı zor? Ünye'ye bir otobüs görevlendirip de yani sadece engeller için değil mi? Ben bunu engeller için hatta bak şu an normal insanlar için de yok zaten. Pozitif ayrımcılık olarak da ücretsiz falan olsun istemiyorum. Ben ücretimi ödeyip orduya gitmek istiyorum. Ordu'daki ordunun sahilinde gezmek istiyorum. Boztepe'ye çıkmak istiyorum. Orada teleferiye binmek istiyorum. Yani orada bir sürü yapmam gereken ya ben daha orduyu tanımıyorum. Ben Türkiye'nin her tarafına gittim ama orduya gidemiyorum. Orduya gidemiyorum. Yani bu nasıl bir iş? Evet, şimdi bu çok o yüzden bir an önce bir bekliyorum söz. Bunu. Yani şimdi, bu olmalı engelli kardeşlerim. İstedik biz mesela 3 tane 4 tane engelli bir araya geldik mi? Arkadaş hadi gelin bugün orduya gidelim diyebilmeliyiz. Evet ben şimdi bir iki yorum daha var. Nevra Hanım çok teşekkür ederiz. Harika bir yayın oldu demiş. Teşekkür ederiz kendisine. Fatsa Manşet gerçekten sahaya bakış anlamında da çok ufuklu görüyorum. Demiş ki her ilçede engelli vatandaşlarımız için engelsiz kafeler olmalı. İşletmesi olanlara onlara ait ve elde edilen gelirinde durumu iyi olmayan engelli vatandaşlarımız da kullanılmasını isteriz vallahi demiş. İnan şu anda bizim o kadar ihtiyacımız var ki. Yani ben Mehmet Bey siz yazıyorsanız sizi tebrik ediyorum. Bakın yani Mehmet Bey'in nezdinde ben bunu şunu dile getireyim. Çok kıymetli ben bir düşünce. Ben bir emekliyim. Bir emekli insan olarak inanın hani derneğimin elektriğini, doğalgazını, her şeyini benden önceki başkanın ödediği gibi şimdi ben kendi cebimden ödüyorum. Ha tabii ki derneğe yapılan bağışları biz genel olarak da inanın onu engellere yansıtmaya çalışıyoruz. Nedir? Ama tek renk sandalye olarak işte gücümüzün yettiğince akülü araç olarak ama yani şu anda da bu ekonomik darlıktan ve dövizin yüksekliğinden dolayı da bu ürünler çok pahalandı. Hepsi döviz üzerinden hareket eden araçlar. Ama şey olarak, dernek olarak başkanım böyle bir girişimde bulunabilirsiniz diye düşünüyorum. Bir engelli kafe, engelsiz kafe adı altında evet. Bir ortam, birlikte çalışalım sivil toplum platformunda. Evet, çok iyi olur. Bununla ilgili Mehmet Bey... Hüseyin Başkan'ın da buna inan olumlu bakacağını aynen. Ben düşünüyorum. Ben Fatsa Belediye Başkanımız Ethem Bey'in de buna duyarlılık göstereceğini hatta düşünüyorum. Hatta şunu yapalım Adnan Bey. Özür dilerim. Aklıma ne geldi biliyor musunuz Mehmet Bey? Elekçi Parkı'nın oradaki restoran aslında engelli kardeşlerimizin Karadeniz'de bir Boğaziçi dediğim elekçiyi seyretmeleri, o coğrafyada gezmeleri, sahası da uygun oranın, o da tam zemine yakın bir kafeterya. Aslında o ve benzeri yerde, aynı zamanda eyvanların olduğu bölgede de diğer yerlerde olanlar da yapılabilir. Bu anlamda gerçekten güzel bir fikir sundunuz. Bunun üzerinde çalışacağımızı söylüyorum. Nevra Hanım demiş ki, engelli koordinasyon merkezine ihtiyacımız var. Tüm belediyecilik hizmetlerini oradan alabiliriz. Levent Işık Bey, başkanım engelliler başkan yardımcısı Turan Yılmaz başkanımızın size selamı var. Levent Bey'e teşekkür ederim. Turan Bey de bir kaza geçirmişti. Evet, evet çok acı bir kendisine kaza geçirmişti. Geçmiş olsun onu, dileklerimizi. Onu unuttuk buradaki engamede. Çok özür diliyorum Turan'dan. Levent Bey'e teşekkür ederim o anlamda. Vekilim, dostumdur. Kesinlikle çok kıymetli bir değerimiz.
Nevra Hanım demiş ki Döner Çeşme Meydanı'ndaki zabıta binası engelli koordinasyon merkezine dönüşebilir mi? Tabii ki olabilir. Bir de şu var, su sporları şenliği yapılmıştı Atatürk Parkı ile Yunus Emre arasında. Oraya biz de katıldık. Ama hatta rica ettik, engelli platformu yoktu. Bütün insanları deniz kenarına almışlardı. Her yer orada, standlar orada kurulmuştu ama kaldırımdan standlara ulaşacak bir engelli yolu, koridoru yapılmamıştı. Evet. Yani bu ve benzeri işte bununla alakalı her türlü etkinlikte ben hep şunu iddia ediyorum. Bir şehir vitrinsel bir çalışma ya da sportif, kültürel bir çalışma, sanatsal bir çalışma yaptığında mutlaka turizmci gözü olmalı diyordum. Evet. Ama şu bir gerçek ki her türlü projede bir engelli gözü olmalı. Evet, olmalı. Çünkü o projenin engelsiz olması için. Şimdi bakın Alev Hanım'ın... Son sözünüzü alayım ben sizin. Alev Hanım'ın sorduğu soruyu hala cevap veremedik. Yani o onun bilincindeyim, ben o bekliyorum. Onu cevaplayalım, programımızı onu, kapatabiliriz şimdi başkanım. Alev Hanım dedi ki mesela bir engellinin denize ulaşımı yüzmek için veya işte bir piknik yapmak için herhangi bir kumda. Maalesef işte o gün o toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanımız hatta hemen yapılması konusunda talimat verdi. Bakın talimat. Şimdi bu talimat vermek ne demektir? Hemen yarın başlayın demek. Gereği yapılsın demek. Şimdi maalesef şu ana kadar hiçbir, o günden beri 5-6 ay geçti. Hiçbir şey yapılmadı. Maalesef büyük ihtimalle şu kopukluk var diye geliyor bana. Mesela Sayın Hilmi Bey her şeye olumlu bakıyor. Yo, çok duyarlı bir insan. Duyarlı da yani bir insan. Sayın Başkanımız ama ondaki tam bir başkan. Enerji, evet. Zannediyorum ekibinde yok. Evet. Bu ekip bunu sahaya yansıtamıyor. Yani burada engel nedir bilmiyorum. Mesela ya bir kumun bir kenarına şöyle tekerlekli iki tane tekerlekli sandalyenin yan yana birinin gelebileceği bir platform yapılabilir. Mesela bunu suyun içine kadar götürülebilir. İnan bakın götürülürse ben çok rahat bir şey. Ben yıllardır denize girmiyorum. Samsun'da Mavi Işıklar diye bir tesis var. Evet. Oraya gidiyorum arada. Yani bu iki yıldır oraya da gidebiliyoruz pandemi nedeniyle. Ondan önce gidiyorduk. Oradaki havuzda ben yüzebiliyorum ya. Yani ne güzel. Şu vücut ağırlığımı tamamen su kaldırıyor. Ve ben orada yüzüyorum. Şimdi böyle bir denizde böyle bir platform yapılırsa oraya. Kışın kaldırırsın, portatif olur sonuçta. Ve ben oraya çok rahat bir şekilde ulaşabilirsem ben o denizden hiç çıkmam. Yani mutlaka bütün engelli kardeşlerim de oraya gidebilir. Çok güzel bir hizmet olur. Yani bakın. Çok doğru. Bir de engellinin bakın halkın duasını almak başka bir şeydir. Yetkililere sesleniyorum. Engellinin duasını almak bambaşka bir şeydir. Çok doğru. Çünkü biz hayatın her alanında engellenen insanlarız. Yani bir bankaya girerken bile engellenebiliyoruz. Ya bankadan işte bir para çekeceğiz veya bir para yatıracağız. Orada bile engel var. Mesela lokantaya gireceğiz, orada engel var. Yani hayatın her alanında maalesef o yüzden engelledik. Yani engelleyeceklerini bildikleri için bizi engelli demişler. Veya yaftalamışlar bizi, alnımıza vurmuşlar bir damga. Yani bu engelli, tamam bunu engelledik biz. Yani bu şekildeyiz. İnanın bana bak. Her yerde böyle. Ha, bunu kıran yerler var mı? Hastanede çok rahatız. Evet, hastane binasında çok rahatız. Devlet kurumları o anlamda evet, çok evet. yapılı. Mesela evet. sağlık ocağında çok rahatız. Adam o kadar güzel bir rampa yapmış ki, gelmiş oradan dönmüş böyle. Giriyorsun içeriye. Eksikleri var mı? Olabilir. Eksikleri var da tabii ki. Her şey dört dörtlük keşke olsa ama olmuyor maalesef. Maalesef. Bu Avrupa'da da böyle. Yani tamamen hepsi dört dörtlük değil. Mutlaka onların da eksikleri vardır ama çok cüzi miktarda. Evet. Yani buna Avrupalı bakışıyla bakarsan, buna özgün bir bakışla bakarsan hakikaten bu eksikleri daha kolay giderebiliriz. Evet. Engelli konusunda şehrimizi yaşanılabilir. Çok doğru. Bir hale getirebiliriz. Bu çok kolay aslında elimizde. Çok teşekkür ederim. Gerçekten Fatsa manşetin duyarlılığından dolayı da teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, engelli vatandaşlarımızın ekonomik bir düşüncesi olmamalı. Yani öyle bir kaygıya itilmemeli demek istiyor. Aslında çok doğru. Çok, öyle ama çok var. Onları çok hayatta daha aktif kullanmalıyız. Emin olun ki hayata bizden daha fazla pozitif bakıyorlar. Bu arada her şeye hazırız. Sizlerin yanınızdayız demiş. Bakın istihdama daha giremedik. Evet. Giremediğimiz şeyleri söylüyorum. Kesinlikle. Mesela bir program daha sözü alalım sizden başkanım. Ben her zaman, o anlamda. Her zaman. Hatta, teşekkür ederim. Hatta Fatsa manşet gazetesi arkadaşlarımız röportaj yapmak isterlerse bir gün buluşalım. Evet. Onlara da Fatsa'da da vardı bir derneğimiz, bir şubemiz bizim. Ama yıllar önce yine
üzgün de olarak söylüyorum, kaldırmak bana nasip oldu. Çünkü genel merkezden gelen bir talep üzerine orada aktif olmadığı için veya yanlış artık insanların eline mi geçti diye düşünüyorum. Mehmet Bey, size bir araştırma konusu, aynı zamanda Aslan Başkanım'la da temas edebileceğiniz bir onayı da almış olduk. Teşekkür ederim desteğiniz için. Ve FATSA'da hala bugün eksikliği var. Evet. FATSA eğer ben il olmak istiyorum diyorsa lütfen rica ediyorum önce oraya bir şube kursunlar. Evet, çok güzel bir noktayı yakaladı Mehmet Bey, Aslan Başkanım. Talip Aydın, iyi akşamlar değerli başkanlarım, hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ederiz. Evet, Murat Aydın Yüksel başkanımız, gerçekten değerli başkanlarım, güzel bir akşam diliyorum demiş. Murat Yüksel başkanımız gerçekten ünlemizin Türkiye'de bir değeri. Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı, bir Ünyeli kardeşimiz, bir Ünyeli dostumuz. Kendisine teşekkür ediyorum. Çok da efendi, çok kibar bir kardeşim. Sevgilerimizi gönderiyoruz. FATSA manşet dedi ki, memnuniyet duyarız Sayın Başkanım. Ne zaman isterseniz hemen geliriz demiş. Eyvallah. Her zaman ben bekliyorum. Ben sizinle temasa geçeceğim. Gerçekten Mehmet Bey, dinlediğinizi, izlediğinizi biliyorum. Aslan Başkanım şöyle bir ifade de kullandı. Tekrar edeceğim. FATSA il olmak istiyorsa önce engelli şubesini açsın FATSA'ya dedi. Yani hem engellimize hem de önümüzü açanlara ama birlikte sahip çıkmamız lazım. Şurada dinlememek lazım. FATSA'da bildiğim kadarıyla Karadeniz Görme Engelliler Derneği'nin şubesi var. Onlar bedensel engellileri de kapsıyorlar mı bilmiyorum. Ama biz Türkiye Sakatlar Derneği üye şubesi olarak, ki FATSA daha önce Türkiye görmüş. Sakatlar Derneği FATSA şubesi vardı. Evet. O tarzda yani bütün engel gruplarını kucaklayacak bir derneğiz. Orada da aynı şekilde böyle bir derneğin kurulmasının elzem olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bu akşam gerçekten çok kıymetli başkanımı, engelleri birlikte aşabileceğimizin çok canlı örneğini gördük. Söylemlerini dinledik. Bu akşamki programımızı kapatırken bizi izleyenlere, uzaklardan bizi izleyenlere, sevgisiyle, gönlüyle bizi izleyenlere biz de sevgi ve gönlümüzü gönderiyoruz. Bir dahaki programda farklı bir konukla ve bir mesaj geldi. Bu çok kıymetli bir başkanımızın mesajı. Musa Kıranlı başkanımız şu an eğitim hayatını devam ettiriyor örnek bir çalışmayla. İyi yayınlar, sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Engelli evde bakım maaşlarında mağduriyet yaşandığını biliyorum. Evet. Örneğin daha önce engelli raporu olan ve evde bakım maaşı alan, %70 zeka geriliği olan engelli, hatta başı ve eli dışında tüm organları engelli olan, tekerlekli sandalyede olan engelli vatandaşlarımız dahi yeni düzenlemeye göre alınan raporda kısmi bağımlı olduğundan evde bakım desteği alamıyorlar. Bu konu hakkında ne düşünüyor demiş. Şimdi çok kısa değineceğim. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Musa Başkanım, sevgilerimizi gönderiyorum. Biz de konuların yoğunluğu dolayısıyla bu konuyu da atladık aslında. Evet. Şimdi 2 yıl önce bir raporlarla alakalı bir yeni düzenleme ortaya çıktı. Bu yeni düzenlemede birçok engelli grubu evde bakım ücreti alabiliyordu. Şimdi bunu 3'e ayırdılar. Ağır engelli, kısmi engelli, hafif engelli. Şimdi bu daha önce evde bakım maaşlarını bu kısmi engelli dediğimiz insanlar da alabiliyordu. Mesela örnek veriyorum, belden altı felç olan o bir omurilik felçisi o zaman bu şeyden yararlanabiliyordu. Şimdi yararlanamıyor. Mesela Allah. Örnek veriyorum, bakın belden altı felç demek yani bir omurilik yok felçisi olmak neredeyse. Çok zor. Evet. Çok zor bir şey. Çünkü yani tuvalet ihtiyacına dahi hakim değilsin. Banyonu yapamıyorsun. Engelli yani, saymıyor ve, yani. Ve şimdi onları elleri, bak iki eli oynuyor diye. Mesela ben şimdi iki elimi oynayan ama %96 engelli durumu olan bir insanım. Şu arkamdaki sandalye, koltuğumun yaslanma yeri olmasa ben oturamayan bir insanım. Ben normalde oturamıyorum. Yani mutlaka düşerim geriye. Arkaya yaslanmanız evet, lazım. Yani evet. Öyle bir engelliyim. Yani şimdi ellerim oynuyor diye benim evde bakım maaşımın kesilmesi demek, yani ben bunu kendi üzerimden vereyim bu örneği. Mesela arkadaşlarımın çok mağdur olduğunu görüyorum. Hatta geçen gün çok enteresan da bir olay oldu. Demişler ki senin kolların sağlam. Demişler ki ya kolum da sağlam değil. Ben omurilik felçlisi olurken ilk kurşunu kolumdan yedim. Hala o kolumda da bir uyuşukluk var. Vay, senin kolun da mı sakat? Senin ehliyetini de iptal ediyoruz. Senin kullandığın ÖTV'yi de iptal ediyoruz diyerek, hatta bu arada bakım maaşını sana vermiyoruz diyerek. Yani bu nedir? Bu zulümdür ya. Evet. Ben açık söylüyorum, bu yetkililer tekrar ellerini başlarına koysunlar ve bunu tekrar düşünsünler. Yani burada çok büyük
Haksızlıklar var, burada çok büyük var, zulümler evet. var. Bak ben mağduriyet demiyorum. Artık bu zulüm. Evet. Evet başkanım, teşekkür ederim. Programımızı kapatıyoruz ama Aslan Başkanımızdan bir program sözü daha alarak kapatıyoruz. Her zaman. Çünkü engelsiz bir şehirde en mutlu yaşayacağımız bir şehir olduğunu düşünüyorum. Bir dahaki Sivil Toplumun Sesi programında buluşmak üzere hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.